Marvel'ın en büyük filmi. Ebat olarak mı Ferhat yoksa stüdyo olarak mı derseniz ben ikisine de hayır değil derim. Kadro olarak Marvel'ın en büyük filmi. Tabii ki de siz de direkt ha tamam Avengers Endgame'den bahsediyorsun dersiniz. Aslında hayır Avengers Endgame'den de bahsetmek istemiyorum. Tamam Avengers Endgame'i sinemada izledik ve çok büyük bir filmdi. Ama Marvel ondan daha da büyük bir film için hazırlanıyor. Hatta bu filmin ismini Spider-Man No Way Home'dan sonra çokça duymaya başladınız. Andrew ve Tobey o filmde yer alacak falan diyorlar. O film ney mi? O yüce, dev, büyük ve efsane filmin ismi Secret Wars. Şöyle gaza getiren güzel bir giriş yapayım dedim, umarım becerebilmişimdir. Hoş geldiniz, nasılsınız? Keyfiniz yerindedir umarım. Geçenlerde sizlere bir kanal tanıtmıştım ya, Kullanım Kılavuzu kanalından bahsediyorum. Kendisi YouTube kariyerine güzel bir şekilde devam ediyor. Açıkçası bence diksiyonu da çok güzel, ses kalitesi de gayet yerinde. Eğer kanalına göz atmayanlar ve abone olmayanlar varsa mutlaka göz atıp abone olsunlar. Kendisinin kanalını kartlara tekrardan koyuyorum. Bu arada hemen şunu da söylemek istiyorum, akşam canlı yayın yapma planım var. Eğer katılmak isterseniz akşam 8.30-9 gibi falan canlı yayında olacağım galiba. Spider-Man No Way Home izledikten sonra insanların kafasına şöyle sorular girdi. Andrew ve Tobey'i bir kez daha görecek miyiz? Sonra da ortaya şöyle söylentiler çıktı ki Andrew Garfield ve Tobey Maguire Secret Wars filminde yer alacaklar. Yani bu bir söylenti ama Marvel onları o filmde görmek istiyormuş. Peki bu Secret Wars denen şey ne? İşte çoğu insanın kafasında bu vardı. Elbette ki bilenler vardı ama bilmeyenler çoğunluktaydı. Bana birçok kez sordunuz. Ben de o yüzden bu videoyu çekiyorum sizlere. Secret Wars şu anda Marvel'ın hazırlık yaptığı büyük bir film olacak arkadaşlar. Tabii ki de kendisi yine diğer filmler gibi çizgi romandan uyarlama olacak. Çizgi romanlar da var olan bir şey aslında. Sadece sinemaya uyarlanacak. Ve zaten söylediğim gibi Marvel o film için büyük hazırlık yapmaya başladı bile. Bu hazırlığı da WandaVision'da başlattı. Loki'de devam ettirdi, Spider-Man No Way Home'da bu adıma büyük çağ attırdı, ondan sonra Doctor Strange 2 bu adımı daha da temellendirecek. Doctor Strange 2'den sonra ise Secret Wars'a doğru yolculuğa çekeceğiz diye düşünüyorum. Secret Wars şu arkadaşlar. Şimdi biz Marvel'ca bolca paralel evrenleri ve çoklu evrenleri görmeye başladık ya, hatta duymaya da başladık. İşte bu çoklu ve paralel evrenler Secret Wars'a yolaşacaklar. Secret Wars da paralel evrenlerin savaşması demek oluyor. Yani kısaca şu şekilde, atıyorum işte bu evrende Captain America Sam Wilson ise, başka evrendeki Captain America atıyorum Bucky Barnes ise bu ikisi kapışacaklar o filmde. Gibi düşünebilirsiniz. Son zamanlarda paralel evrenler çığırından çıktı Marvel evrenindeki ve Doctor Strange'de bunun daha da kötüleştiğini göreceğiz. Zaten filmin ismi Doctor Strange paralel evrenler çılgınlığı tarzında bir şey. Paralel evrenlerimiz iyice kontrolden çıkacaklar ve bu da paralel evrenlerin arasında bir savaş yol açacak. Onu da Marvel Secret Wars filminde işleyecek işte. Hani biz Civil War filminde süper kahramanların birbiriyle savaşını görmüştük ya, işte bu filmde onun daha da büyüğünü göreceğiz. Süper kahramanlar süper kahramanlarla savaşacak yine. Ama bu sefer kendileriyle savaşacaklar. Iron Man Iron Man ile, Spider-Man Spider-Man ile, hatta bakın belki de Tom Holland Andrew Garfield ile veya Tom Holland Tobey Maguire ile gibi gibi bu örnekler çoğaltılabilir. Tabii bu filmi görmemize daha çok var diye düşünüyorum. Daha doğrusu o filmin ne zaman geleceği belli olmaz. Öncelikle Marvel bize bir Avengers filmi izletebilir, daha sonra Secret Wars'a yol açarlar. Veya belki de daha Avengers filmi izlemeden bile Secret Wars'u getirebilirler ki bunu sanmıyorum. Nereden baksanız Secret Wars filmine 3 yıl, 4 yıl falan olabilir. Ama en sonunda bu filmin geleceğini biliyoruz ve bu film muhtemelen Marvel'ın kadro anlamında en büyük filmi olacak. Hatta belki de Secret Wars filmi için eski Iron Man'imiz Robert Downey Jr. getirebilirler, eski Captain America'yı geri getirebilirler, eski Wolverine'in Logan'ı geri getirebilirler. Hani birçok olasılık var. Umarım kafanızdaki Secret Wars nedir ya sorusunu cevaplayabilmişimdir. Çünkü videomuzun asıl amacı buydu. Biraz da sizlere çizgi romanda Secret Wars'un hikayesinden bahsetmek istiyorum. Sizlere güzel bir tanım okuyacağım. Çoklu evren çöktü. Geriye sadece iki boyut kaldı. Şimdi de Marvel evreni ve Ultimate evreni çarpışacak. İki dünyanın kahramanları da kendi gezegenlerini kurtarmak için savaşacaklar. Bu tanımdan anlıyoruz ki paralel evrenler çökecekler. Diğer evrenler yavaş yavaş yok olmaya başlayacak. Ve Secret Wars filminde sadece iki tane paralel evren geride kalacak. Ve muhtemelen iki evrenden birinin hayatta kalabilmesi için diğerinin yok olması gerekecek. İşte yok olmamak için paralel evrenler birbiriyle savaşacaklar. Bence bu olay çok ilgi çekici. Umarım Marvel sinemaya aktaracağı zaman bu olayı işleyebilir. Secret Wars çizgi romanlarını hiç okumadım ama mutlaka ben de okumayı istiyorum. Şu an bile çok fazla ilgimi çekiyor. İnanın bana Secret Wars hakkında daha fazla araştırma yapıp çizgi romanını da okuyup sizlere çok daha güzel bir video çekmek istiyorum. Yakında öyle bir şey yaparız. Diyecek daha fazla bir şeyim kalmadı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.